Norveç Karışdağı dostlar. Adalet Bakanı sörf tahtası üzerinde can yeleksiz fotoğrafını paylaştı. Memleket birbirine girdi. Bakan savunma yaptı. Yahu sakin olun, İtalya'dayken tatilde çekildi fotoğraf. Yerel kurallara hep uyarım. Dertlerini sevdiklerime bakıp ulan el nelerle uğraşıyor, bize ne düştü derseniz başlayalım. Tımarhanede bu hafta ve aslında her hafta. Tek soru: hırsız kim? Bu hırsız bazen ekmeğimizi çalıyor. İsmi içinize söyleyin. Bazen de yarın için hayalinizi, emeğinizi, sorularınızı çalıyor. Bu hafta öyle oldu. KPSS'de sorular bir yayın evinin 7 iklimin deneme sınavındaki sorularla aynı çıktı. Şimdilik şaibeli soru sayısı 6. ÖSYM önce yalanladı. Tertemiziz kardeşim açıklaması dış güçlere bağlanmadan arka arkaya hamleler geldi. Kulağın üzerine yatma konusunda eline kimsenin su dökemeyeceği iktidar, görülmemiş hızla bu işte bir terslik var dedi. Durun siz kardeşsiniz demeye varmadan Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'na soruşturma izni verdi. Devlet Denetleme Kurulu ÖSYM Başkanı'nın görevden alınmasını tavsiye etti. Erdoğan kırar mı? Şak yerinden aldı, tak yerine yenisini atadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı hemen harekete geçerek tartışmaya konu sınavla ilgili inceleme başlatmıştır. Efendim biz bu denemeyi yapma tarihimiz belli. Haziran. 6 ay önce, 3 ay önce, Haziran ayında yapmışız. Gayet açık, her şey ortada. Yani iddia edildiği gibi biz soruları almışız, sorular bize verilmiş, böyle bir durum yok, olması da söz konusu değil. Şimdi MEP kitabından esinlenip soru yazdım ve bu sorular da ÖSYM tarafından kullanılmış. Burada gerçekten mağdur olan kim kimse kamuoyunu vicdanına bırakıyor. Benim yaptığım tek şey MEP kitaplarından esinlenip öğrencilerime güzel soru hazırlamak. Ekim ayında deneme yapmışım. Kasım'da yapmışım, Ocak'ta yapmışım, Şubat'ta yapmışım. Türkiye genel deneme. Burada da var zaten. Kıyaslamalı var. Pazar günü de ÖSYM yapmışım. Ve benzer matematikte de izah ettik. Bazılarını izah ettik. Sorular çıkmış. Bunu ben mi ÖSYM'den almışım? ÖSYM benden almış. Ne olmuş? Siz takdir edin. KPSS olayında yaşananlar bazı tarikat ve cemaatlerin ÖSYM'yi ele geçirmek için savaşmasının sonucu muydu? Görevden alınan ÖSYM Başkanın MHP'ye yakın olduğu, Milli Eğitim Bakanlığındaki cemaatlerin kendisinden kurtulmak istediği iddiası doğru muydu? Yoksa çalınmasına değil de ortaya çıkmasına mı kızgındı birileri? Soruların bir bölümü 7 iklime, bir bölümü başka bir yayın evine sızdırılmış mıydı? Ya da ya tamam çalınsın, çalınsın da kimin çalacağı mı önemli dedi birileri? Yeni miydi bu çalmalar? Değil. Tarihler 2010'u gösteriyordu ama henüz milat edilen tarih, yani hırsızlıkların ortaya çıktığı o tarih gelmemişti. O nedenle soru çalmalar görmezden gelinebilir. Canhıraş savunulabilirdi. Öyle de oldu. Biliyorsunuz öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından kamu personeli seçme sınavı yapıldı. Sınavın hemen ardından terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bir sitede sahte bir soru kitapçığı yayınlandı. Amaç ne? KPSS gibi son derece hassas bir sınava gölge düşürmek. KPSS gibi milyonların umudu olan, geleceği olan bir sınavı terörize etmek. İnsanları en hassas yerlerinden vurmak, en hassas yerlerinden incitmek. Terör örgütü bunu yapıyor. Buna sahip çıkan kim oluyor? Yine CHP oluyor. 2009'da KPSS birincisi 120 net yapmamışken Allah'ın lütfu bu olsa gerek 2010'da yüzlerce kişi 120 net yaptı. Yine tesadüf o ya, 100 ve üzeri net yapanların 324'ü evliydi. Sen neleri yemedin, bunu da yersin kardeşim dediler bize. Peki tek suçlu soruları çalan mı yoksa kendi ikballeri için yol verenler miydi? Siz istediğiniz şıktan başlarken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin anılarıyla devam edelim. Canım benim, Avrupalara gitmiş, ilim bakanlarıyla konuşmuş. Yahu inanabiliyorum. Biliyor musunuz? Onlarda yüz kızarması diye bir şey var. Nasıl anlatacağımı da bilemedim. Böyle mahcup falan oluyorlar. Halka nasıl açıklayacağız diye ıkınıp sıkınıyorlar. Öylesine ilginç adamlar diyesi olmuş ama bunu diyememiş. Şöyle demiş. Yabancı ülkenin bir bakanıyla sohbet ediyoruz. Ya dedi sizin enflasyon çok yüksek. Doğru dedim. Biz bununla mücadele edeceğiz. Biz bunu çözeceğiz. Kararlıyız. Ama bakın dedim, ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum. Siz %10'luk enflasyonla sokağa çıkamıyorsun. Yo vallahi üzülürüz sadece kendine yontarsan. Estağfurullah. O bizim eşekliğimizden. Vay be, herkes kanıksamış anlamında olan bir şey değil. Sizin pişkinliğinizin de katkısı yok değil tabii. Enflasyon artışı var ve bu enflasyon artışından kaynaklanan dövizdeki bir artış var. Dolayısıyla da Türk lirasının değeri ve gittikçe de enflasyonun altında gittiği için aslında Türk lirası reel olarak değer kazanıyor. Ziya! Çok şükür atma konusunda üstün başarılara sahip sadece bakanlarımız yok. Nur topu gibi yeni Mehdi'miz oldu. Zengin, silahlı, çiçekleri çok seviyor. Türkiye'nin dört bir tarafında çiçekleriyle, posterleriyle ile doğum günleri kutlanıyor. Efendimiz diye hitap ediliyor ve burası çok önemli. Kendisinin insanları cennete götüreceğine inanılıyor.
hele nereden geliyormuş bunun Mehdiliği diyenlere de yanıtı var. Ayetlerde kendisi tarif ediliyormuş. 40 yaşında Emevi Camii'ne gitmiş. Alnı açıkmış, sağ yanağında ben varmış. Yeşil göz, sağ yanağında benim olan, iri yarı bir adam, karnı büyük bir adam, kara bir bölgeden, kara bir yerden, kara bir köyden çıkacak. Diyor ki hadi bunlara inanmadım. Al işte, buna da mı inanmadın? Güldük eğlendik. Peki ya tımarhanede bu hafta adalet ne durumdaydı? Yine zulme doymadıkları bir haftaydı. Demans raporu verilen Çevik bir tahliye edildi. Cezaevinde infaz memurlarını koruması zannediyordu. Hiçbir işini tek başına gerçekleştiremiyordu. Özetle doğru bir karardı. Çevik bir için işleyen adalet Aysel Tuğluk için işlemedi. Üstelik mahkemeye çıkartıldı, avukatını tanımadı. Buna rağmen savunma yapması istendi. Adli Tıp Kurumu %85 engelli MS hastası Mehtap Şentürk'e cezaevinde kalamaz raporu verdi. Şu haldeki kadın için savcılık dedi ki toplum için tehlikeli hali geçmedi. Adli Tıp Kurumu'nun raporunu bu yüzden uygulamaya koymuyorum. Ve tüm mahallelerin suskunlukta ortaklaştığı askeri öğrenciler. Yargıtay 60 askeri öğrencinin müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Yani amirlerine, üstlerine, generallere verilen cezalarla 18-19 yaşındaki çocuklara verilen ceza aynı oldu. Yediler, içtiler, faturayı çocuklara kestiler. Bir gazeteci Hasan Tolga Balcılar, Osmaniye'de sığınmacı kampında olan Afganlar terör örgüleri yıkıp kaçtılar. Yakalamak için peşine mahalleli ve jandarma gitti. Bu görüntüleri Balcılar duyurdu. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten tutuklandı. Açlık grevine başladı. Peki konu bu mu? Yoksa evi daha önce defalarca basılan, eşine silah doğrultulan yolsuzluk haberleri yapan bu gazeteciye yolsuzluğa bulaşmış kişiler adına yargı sopası mı kullanılıyordu? Farklı illerde cemevine ve iki Alevi kurumuna saldırı gerçekleştirildi. İlahi bir güçle, içimden gelen emirle yaptım dedi saldırgan. Yine ışık hızı ile meczup sıfatı verildi. 18 yaşındaki Zehra Bayır, kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için Konya'dan Milas'a geldi. Emeğinin karşılığını almak istedi. Balta ile öldürüldü. Büyük mafya düzeninin her yerdeki şubeleri gencecik bir kızı Milas'ta gün ortasında katletti. Evladı öldürülen annelerin isyanının yükseldiği bir memleket burası. İzmir'de boşanmak istediği erkek tarafından vuruldu. Ezgi Zerkin. Defalarca şikayetçi olduğu koruma kararı aldı. Ve kadınların ölümünü devlet yine izledi. Benim çocuğumu devlet de korumadı. Kapıma geldiler. Uzaklaştırması var dedim. Eşkalini verdim. Adresini verdim. Oğlum evladım benim kapımda işin ne dedim. Geliyor. Bağırıyor. Küfrediyor. Darp ediyor. Gidiyor. Çıkarsam beni de öldürür. Kızımı da öldürür. Sen neden benim kapıma geliyorsun dedim. Görevli ne diyor biliyor musunuz? Benim görevim bu. Ben buraya gelebilirim. O senin kapından içeriye girerse o zaman müdahale edebilirim. Sen onu burada tut ki ben gelip yakalayayım. Ulan sen beni 112'ye bağlıyorsun. 112 hasta mısın diyor. Diyorum ki polis istiyorum. Polise bağlanıncaya kadar bana müzik dinlettiriyor. Bu kurşun 24 saniyede beynine girdi kızımın. Adam 24 saniyede kaçtı. Ulan sen bana neyin müziğini dinlettiriyorsun? Ulan kadınlar tek tek gidiyor. Gidiyor gidiyor. Anaların canları yanıyor. Ocakları sönüyor. Bir kalleşin bir kurşunuyla. Hırsızlara, hırsızları koruyanlara, katillere, katilleri koruyanlara bırakacak memleketi olmayanlar. Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.